Evet, sevgili meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler, bizi izleyenler, ÜNAK web seminerlerinin bu yılda devam ediyoruz. ÜNAK web seminerlerinin ikincisi, bu yıl yapacağımız ikinci web seminerimiz yapay zeka üzerine olacak. Yapay zeka biliyorsunuz artık hayatımızın her noktasında, elimizdeki cep telefonundan kullandığımız bilgisayara, televizyona, buzdolabına kadar uzanan bir yelpazede yapay zeka ürünleri ve yapay zeka ile ilgili üretilmiş ürünler kullanıyoruz. Dolayısıyla yapay zeka artık önümüzdeki yıllarda bizim hayatımızın bir parçası olacak. Dolayısıyla biz yapay zeka ile insan zekasını bir arada nasıl götürebiliriz? Bunu mesleğimiz anlamında nasıl işleyebiliriz? Kütüphanecilikte yapay zeka nasıl kullanılmalı veya neler yapılmalı? Bunları bugün tartışacağız. Yapay zeka konusunda çalışan bir meslektaşımız Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Sayın Ayhan Bozkurt bizimle olacak. Bu konuyla ilgili kendisinin çok çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ve uygulama açısından da kendi kütüphanesinde, çalıştığı kütüphanede bir takım uygulamalar üzerinde de çalıştığını biliyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan Ayhan Bey'e bırakıyorum. Ayhan Bey buyurun, söz sizin, kolay gelsin. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ben kendim gelemedim. Onun yerine robotum sunumu yapacak. Tabii ki değil. Herkese merhaba. Şöyle gelmişken size robotu da kısaca göstereyim. Bu bizim iki insansı robotumuzdan bir diğeri. Buna ben Cuma diyorum. Çünkü biz bu robotu demonte olarak aldık. Bütün programlamasını, bütün buradaki motorları ve devrelerini burada montajını yaptık. Benim için de enteresan bir deneyim oldu. İlk defa hayatımda robot montajı yaptım. Robot programladık. Böyle yapay zekanın bir kısmına dokunmuş olduk. Evet. Aslında bu yapay zeka sunumu fikri daha önceki çevrim içi staj programında öğrencilere ekstradan bir yapay zeka sunumuyla ortaya çıktı. Fatih Bey, ya bunu ayrıca bir sunum olarak da yapsak nasıl olur dedi. Ben dedim hay hay memnuniyetle ve sonrasında bugüne karar verdik ve yapay zekanın ne olduğunu, yapay zekanın nasıl geliştirildiğini ya da neden ihtiyacımız olduğunu ya da gerçekten ihtiyacımız var mı? Aslında bunu tartışacağız ve aslında örnekler üzerinden yola çıkarak bu konuyu tartışmaya çalışacağız. Sonunda da benim bu süreçte istifade ettiğim bazı kaynakları paylaşacağım. Onları üzerinden konuşup ve sonrasında sizin sorularınızla semineri kapatmayı düşünüyorum. Ben şuradan sunumumu paylaşacağım. Evet, yapay zeka çağında ayakta kalmak ya da hayatta kalmak da diyebiliriz. Bu aslında yapay zeka ile ilgili bir kitaptan bu ismi verirken esinlendim. Neden ayakta kalıyoruz ya da yapay zeka çağında bir tehdit unsuru mu var? Ayakta kalmamız gerekiyor. Aslında bu seminerin sonunda bazı taşlar yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü insanların evet bizi heyecanlandırıyor ama endişeler de var. Bu endişeler yersiz endişeler değil. Bu endişelerin neden kaynaklandığına da şöylece göz atabiliriz. Şimdi yapay zeka çağına ne kadar hazırız? Ama öncesinde yapay zekanın ham maddesi neymiş? Yapay zekanın ham maddesi aslında veri. Bizim takip ettiğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz ya da deneyimlediğimiz bütün yapay zeka teknolojileri aslında veriyle çalışıyor. Yani veri olmadan yapay zeka teknolojisi, yapay zeka algoritması geliştirilemiyor. Çünkü sizin geliştirdiğiniz yapay zeka algoritmasını siz elinizdeki veri setlerine göre onu öğretiyorsunuz, eğitiyorsunuz. Tıpkı bir çocuğa kırmızı ışıkta durması gerektiğini, sarı ışıkta hazır ol, yeşil ışıkta geçmesi gerektiğini nasıl anlatıyorsak aslında yapay zeka algoritmalarına da elimizdeki veri setleriyle bunu anlatıyoruz. Yani big data dediğimiz milyonlarca
veri setiyle aslında yapay zeka teknolojileri geliştiriliyor. Andrew Ng'nin Deep Learning kursu var Coursera'da, onu almıştım. Çok da güzel anlatıyor. Mesela yapay zeka için yeni elektriktir demiş. Evet, gerçekten öyle. Aslında dünyanın en iyi ya da en büyük şirketlerine baktığınızda bunlar büyük oranda teknoloji şirketleridir. Şu anda arka planda ciddi bir yapay zeka savaşı veriliyor. Geçenlerde bir haber de yayınlanmıştı. Çin'in şu anda yapay zeka teknolojilerinde Amerika'dan çok daha önde olduğunu haber olarak paylaşmışlardı. Bu haberi yapan, bu demeci veren de Pentagon'dan bir yetkiliydi. Daha sonrasında da istifa etti bildiğim kadarıyla. Bu önemli çünkü Çin gerçekten yapay zekayı iyi kullanıyor. Mesela eğitimde öğrencilerin yüz mimiklerinden kimlerin derse konsantre olduğunu, kimlerin işte duygu durumlarının vesairesini sınıflardaki görüntü işleme teknolojisi, yani yapay zekanın farklı bir alanını kullanarak bunu ciddi anlamda artık toplumda kullanmaya başlamışlar. Artık enerji kaynağı olarak bir petrolden ziyade artık veriler konuşulacak. Çünkü her şey veriyle daha anlamlı hale geliyor. Yani bu da şu demek, anlamlı veri dediğimiz bir şey var. Evet, bunun içinde veri analizi, iyi bir veri analizi ve veri politikası gerekiyor. Elinizdeki veri anlamlı değilse siz buradan herhangi bir ürün çıkaramazsınız. Yani onu öncesinde anlamlı hale getirmeniz gerekiyor. Evet, yapay zekanın ham maddesinin veri olduğunu söylemiştik. Bu işi yapanlara aslında bu yapay zeka dediğimiz sektördeki işi yapanlara veri bilimci denir. Yani yapay zeka uzmanı denir ya da işte diyorum daha farklı ünvanlar olabilir ama aslında temelinde bu işte bir veri bilimi işi vardır. Bunlar da veri bilimi veya da veri bilimci denir. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir mind map'i var. Ben bunu böyle ara ara bakıyorum, kullanıyorum. Mesela data science ile ilgili bir mind map'i var. Bunu özellikle referansçılar kullanabilir. Referans kütüphanecileri kullanabilir ya da konu uzmanları kullanabilir. Burada aslında veri biliminin ilgili başlıkları, alt başlıkları gibi farklı farklı konular ele alınmış. Bu faydalı olabilir. Bu ücretsiz, bu linkten Data Science Mind Map'te yazıp bunu bulabilirsiniz. Peki yapay zeka nedir aslında? Yani makalelerde okuduğumuz, haberlerde gördüğümüz işte yapay zekalı şu, yapay zekalı bu dedikleri şey aslında zeka canlılarda olan bir kabiliyet, öğrenme kabiliyeti. İşte bu yapay zeka teknolojisi bir köpeği taklit edebilir, bir canlıyı ya da bir insanı taklit edebilir. İnsan gibi düşünme ya da o hayvanlar gibi düşünme ve onları taklit edebilme, hatta onlardan daha iyisini yapabilme diyebiliriz. Burada kabiliyet anahtar kelimesi önemli. Kabiliyet dediğimiz şey zekanın göstergesidir. Yani zeki canlıların belli kabiliyetleri vardır. Dolayısıyla yapay zekada aslında insanları ya da bu sektördeki işlerimizi kolaylaştırmak için geliştirilen algoritmalar bütünü diyebiliriz. Bu işin tabii iktisadi boyutu. Burada yapay zekanın gelişimine şöyle hızlıca bakmak istiyorum. Bir inisiyatif var. Yapay zeka inisiyatifi. Hatta onların da bu aralar yapay zeka konuşmaları vardı. Ücretli bir seminer yapmışlar. Bu arada ekran görünüyor mu şu anda? Bazen ekranlarda sıkıntı olabiliyor. Ekranınız görünüyor Ayhan Bey. Sıkıntı tamam, yok. Teşekkür ederim. Şimdi yapay zeka çizelgesine şöyle en temelde baktığımızda aslında 50'lerin başlarında yapay zeka çalışmalarını başladıklarını görüyoruz. Dikkat ederseniz burada yapay zeka kışı diye bir kavram var. Yapay zeka kışı nedir? İşte o dönemde yapay zeka ile ilgili çalışmalara ya ara verilmiş ya da
bir endişe oluşmuş. Bu endişelerin en başında iş gücü gaspı dedikleri şey, yani acaba bizim işimizi elimizden alacak mı? İşte yapay zeka ile beraber ya da otomasyonla beraber ya da robotikle ilgili bir iş gücü kaybı endişesi insanlarda oluşuyor. Daha doğrusu daha büyük ölçekte düşündüğümüzde şirketlerde, büyük şirketlerde. Dolayısıyla bazı dönemlerde işte yapay zeka kışı ya da altın çağı, işte örneğin Deep Blue ile Kasparov'un meşhurdur. Satranç oynadıktan sonra Deep Blue'nun Kasparov'u yendiğini görüyoruz. Bunu nasıl yaptı? Çünkü Deep Blue'ya satrancın bütün olası hamlelerini öğrettiler. Milyonlarca atıyorum kaç hamle varsa. Dolayısıyla Deep Blue'da Kasparov'u yendi. Bunu daha sonrasında farklı oyunlarda uygulanarak farklı sonuçları aldığını da görüyoruz. Mesela AlphaGo'nun aynı şekilde benzer bir kazancı var. Yani insanlara karşı. Yine IBM Watson'ın bir yarışmada kazanması, tıpkı insan gibi bu soruları cevaplandırması. Tabii onun arka planında da kullanılan veri setinin büyüklüğünü düşünün. Bildiğim kadarıyla IBM Watson'ın algoritmasını geliştirirken Wikipedia'dan fazlaca, Wikipedia'daki o veri yığınlarından fazlaca esinlendiler diye biliyorum. Bir de burada Turing testi denilen bir Turing testi var. Yani algoritmaların ne kadar zeki olduğu, ne kadar kullanışlı olduğu Turing testleriyle ortaya çıkabiliyor. Ve tabii Siri'ler, mesela GPT-3'ler, GPT-3'ler, o da OpenAI'ın son zamanlarda karşımıza çıkardığı bir aslında insanla konuşmuşsunuz gibi cevaplar verebiliyor. Normalde chatbotlar nedir? Bir şirketin sayfasına gittiğinizde size ürünle ilgili yönlendirir, temel şeyleri yapar ama burada GPT-3 ile aslında konuşabiliyorsunuz. Entelektüel bir konuyu tartışabiliyorsunuz. Buradaki entelektüel birikim gerçekten önemli. Normalde robotların ya da yapay zekanın işte duygusu yoktur, evet. Fakat Google Asistan'da bir videoda izlemiştim. Sipariş bir rezervasyon yapacak ve bu rezervasyon konuşmasında insansı tepkiler vermeye başladı. Çok önemli. Yani mesela daha böyle robot gibi değil ama evet ben bunu düşüneyim. Yani bunlar çok enteresan. Yani işin daha böyle nerelere gelebileceği ile ilgili bize fikirler verebilir. John McCarthy aslında yapay zekanın isim babası. Yani ilk yapay zeka kavramını ortaya atan Dartmouth konferansı meşhurdur. Bu alanda çalışan işte bilgisayarlar düşünebilir mi sorusundan yola çıkarak Dartmouth konferansında bilim adamları buluşuyor. Bu arada Dartmouth konferansını Rothschild ailesi finanse ediyor. Bu da ilginçtir. Böyle ilginç teknolojilere yatırımlar yapılıyor. 56-74 arası yapay zekanın altın çağı. Gerçekten bir sıçrama dediğimiz, gerçekten evet insana çok benziyor ya da insansı diyebileceğimiz teknolojiler burada gelişiyor ve pik yapıyor 80-87 arasında. Tabii bu yapay zeka teknolojisiyle paralel bazı filmler de bizim hayatımıza giriyor. Konusu yapay zeka olan. Yine daha önceden de bahsetmiştim. Deep Blue ve Kasparov. Bu çok meşhurdur. Daha sonra da Jeopardy. IBM Watson'ın şurada görmüş olduğumuz aslında bir yapay zeka algoritması, yapay zeka programı sorulara bir bilgi yarışması aslında bu. İnsan gibi cevaplar veriyor. Apple Siri yine yeni değil zaten. 2011'de ortaya çıktı ama burada dikkat ederseniz sorulan sorular gün geçtikçe daha mantıklı, daha anlamlı sonuçlar geliyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü geliştiriyorlar. Veri setlerini belki güncelliyor. Algoritmaları güncelliyorlar.
Bir de bu yapay zeka algoritmasını denetleyen yapay zeka algoritmaları var. Yani normalde nedir? Yapay zekayı bir insan, yani veri bilimci, yapay zeka uzmanı denetler, ama artık yapay zeka algoritmasını denetleyen başka bir yapay zeka algoritmaları da var. Evet. Ayhan Bey, slide yapay zekanın gelişimi olarak kaldı da doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Ben tamam. Web sayfasını şöyle göstereyim dedim de web sayfası açıldı mı emin değilim. O açılmadı. Ha, okey. Tamam, bir dahakine tekrardan açmam gerekecek. Tamam, güzel bir şey vardı. Ben şöyle yapacağım. Hatta onu göstereyim. Tam ekran paylaşırsanız geçiş yapabilirsiniz. Şöyle yapacağım bir saniye. O web sayfasını da görmelerini istiyorum. Sonrasında inceleyebilirler. Bir saniye. Şu anda beceremedim. Neyse, onu sunumun sonunda ayrıca paylaşabilirim. Okey. Paylaşıyorsunuz. Şu anda tamam. Evet, tamam. Tekrar şey geldi. Tamam. Tamam. Şimdi yapay zekanın şöyle tarihçesine girmeden önce, oralarda çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü o da aslında ayrı bir sunum olabilir. Evet, dünyada yapay zeka ile ilgili strateji belgeleri artık yayınlanmaya başladı. Hatta Avrupa'da artık yapay zeka ile ilgili yasalar çıkmaya başladı. Mesela yapay zeka ve etik problemi var. Yapay zeka ve hukuk problemi var. Örneğin bir otonom araç, yani kendi kendine trafikte giden bir araç kaza yaptığında bunun sorumlusu kim olacak mesela? Bu bir problem. Bu araç mı olacak? Bu otonom aracın algoritmasını geliştiren kişi mi olacak? Yoksa şirket mi olacak? Bu otonom aracın sahibi mi? Bu aracı satan olacak? Bu tarz tartışmalar var. Hatta diğer bir tartışma konusu da bir kaza olduğunda otonom bir araç bir yaya çarpmadan önce şu tartışılıyor. Hangisine çarpacağına, yani evet çarpacak, bir kaza olacak ama yaşlıya mı çarpacak, gence mi çarpacak, hamileye mi çarpacak, onu kararını verebilecek seviyeye gelsin mi gelmesin mi gibi enteresan tartışmalar oluyor. Tabii Türkiye tarafında da bu işi Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı altında kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi Türkiye tarafında bu işi götürüyor ve Büyük Veri ve Yapay Zeka Daire Başkanlığı da bu Dijital Dönüşüm Ofisi altında kuruldu. Ağustos ayının sonunda da ilk ulusal yapay zeka stratejimizi de yayınlamış olduk. Burada 6 öncelikli başlık var. Yapay zeka uzmanı geliştirmek, bu konudaki araştırmaları desteklemek, kaliteli veri ve imkanları geliştirmek, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, işbirlikleri ve yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak gibi başlıklarda ele alınmış. Bu strateji belgesini de ayrıca inceleyebilirsiniz. Peki insan yapay zeka etkileşimi nedir? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu fotoğraftaki bizim buradaki robotumuz. Evet, bu robotu daha çok çocuklar çok ilgisini çekiyor. Onlara çünkü farklı geliyor. Karşılarında bir robotun insan gibi konuşması onlara çok ilginç geliyor. Bu yapay zeka hayatımıza girmeye başladı mı? Evet, yavaş yavaş giriyor. Fakat endişeler de beraberinde geliyor. Örneğin Boston Dynamics'in bir köpeği vardır. Meşhur, takla atıyor, dans ediyor vesaire. Boston Dynamics'in bu köpeğini New York polisi, robot polis, yani polis teşkilatı kullanmaya başladı. Fakat halk bundan çok tedirgin oldu ve hemen apar topar bu köpeği görevine son verdiler. Yani yapay zeka
ya sahip bu polis köpek, robot köpek ya da robodog diyorlardı. Tamamen görevine son verildi. Çünkü insanlar evet videoyu çekiyor. Ya insanlarda şöyle bir şey var. Evet bu bir robot ama bu bize zarar verebilir gibi çekinceler var. Bu da şunu gösteriyor. Henüz hazır değil bu tarz doğrudan insanlara dokunacak. Özellikle güvenlik sektöründe yani polis teşkilatı gibi ya da farklı alanlarda insanlara dokunacak yerlerde bu henüz hazır değil gibi duruyor. Burada da bizim robotumuzun şöyle kısa bir videosu var. Bu bir insansı robot. İnsansı robot nedir? Ya yani insana benzeyen, insan görünümlü humanoid robot deniyor bunlara. Burada bir yapay zeka teknolojisi kullanılmış. Konuşmasından ziyade aslında görüntü işleme dediğimiz yapay zeka burada. Sesi kısarak anlatayım. Burada hangi yapay zeka? Python'ın OpenCV kullanılmış mesela. Görüntü işleme kütüphanesi. Burada gördüğünüz gibi topu takip edebiliyor. Ve onun top olduğunu bilerek tabii daha önceden öğretilmiş şekilde ona şut vuruyor. Topu bulana kadar sürekli hareket edebiliyor. Ama ben bunun bir fake'ini, şeyini, bir açığını buldum. Evet bu top turuncu renkte. Fakat robota aynı renkte başka bir şey gösterdi de ona tekme atmaya çalışıyor. Geçen mesela insansı robotu anlatırken çocuklara... duvardaki aynı renkteki bir objeyi gösterdiğinde duvarı tekmelemeye başladı. Evet bu bir açığı olabilir. Ya da bunu geliştirirken... evet, renk olmak durumunda değil, yuvarlak da olmalı gibi belki model daha da geliştirilebilirdi. Bunun gibi düştüğünde tekrardan ayağa kalkma ya da şu ekranda gördüğünüz şekilde vision processing, görüntü işlemede insan yüzünü takip etme gibi özellikler var. Bu tabii açık kaynak kodlu olduğu için geliştirilebilir. Yani siz buna kitabı da öğretebilirsiniz. Yani kitabı gördüğünde kitabı al şuraya götür diyebilirsiniz. Bu yapılabilir. Çünkü üzerinde Robot Operating System dediğimiz ROS barındırıyor. Ve bu ROS buna gayet de müsait. Birçok üzerinde farklı sensörler takarak birçok geliştirme yapabilirsiniz. Yapılabilir. Evet bu da yani bunu özellikle biz neyde kullanıyoruz? Burada atölyelerde, şu anda içinde bulunduğum teknoloji atölyesinde insansı robotları anlatırken kullanıyoruz. Ama bu robot dediğim gibi geliştirilebilir olduğu için daha çok üniversite öğrencileri ya da bu alanda çalışma yapacak kişiler için de uygun oluyor. Zaten Dijital Dönüşüm Ofisi bize yapay zeka atölyesi de yapıyor. Yapacak. Orada da daha da ileri düzeyde bu robotu belki geliştirebilir. Bileceğiz. Peki yapay zeka dedik ama zaten bunların birçoğunu hepimiz yaşıyoruz. İşte arkadaş önerileri, sosyal medyada kullanılan yapay zeka örneklerinden, otomatik fotoğraf etiketlenmesi. Ben iki kişiyle fotoğraf çektiğimde arkadaşım otomatik onun Ahmet olduğunu biliyor. Neden? Elindeki veriye dayanarak bunu tahmin ediyor. Evet, benim elimdeki veriye göre Ahmet'in yüzü bu. Bu %90 oranda Ahmet'tir. Ben buna Ahmet etiketi koyuyorum. Evet. Genelde de otomatik etiketi biz onayladıktan sonra yaparız. Bunu bilmesi nereden biliyor? Evet Ahmet'in çünkü Facebook'ta yüzünün olduğu farklı selfie'leri var ya da karşıdan çekilmiş fotoğrafları var. Dolayısıyla bu Ahmet olabilir diyor. İlgilendiğimiz ürünlerle ilgili browserlarda, tarayıcılarda ürünlerin çıkması, kişiselleştirme, işte Spotify dinlerken ya da buna benzer ürünleri kullanırken size otomatik ilgili şarkıları, örneğin hareketli bir parça dinliyorsanız size yine hareketli parçaları otomatik olarak, videolarda da aynı şekilde. Gerçi şöyle bir YouTube'da şey var, ben bu videoya İşte Arif'in Manchester'a attığı golden gelenler gibi öyle bir ara şey vardı YouTube'da. İlişkilendirmede sıkıntılar olduğunu gösteriyor aslında bu.
Ama genelde ilişkili videolar ya da ilgili videolar gibi sizi yönlendirebilecek içerikler var. Otomatik mesaj tamamlama, Google ve akıllı klavye. Google'da tarama yaparken bunu mu demek istediğiniz aslında yine yapay zeka uygulaması diyebiliriz. Örneğin bu birçok kişi de bunu yaşamıştır. Bir konuda bir şeyi konuşuyorsunuz. Örneğin yeni çıkmış cep telefonu vesaire. Bir süre sonra bakıyorsunuz size cep telefonu reklamları geliyor. Ya da işte mamalarla ilgili konuştuklarında işte o mama reklamları işte ya ben köpeğin maması bitti ne yapacağım acaba vesaire konuşuyorsunuz. Bu da şunu diyor aslında dinleniyor muyuz? Büyük ihtimalle o tarz datalar da çekiliyor. Tavsiye sistemleri aynı şekilde bir ürünü satın aldığınızda bunu alanlar bunu da aldı gibi sizi yönlendirecek tavsiyeler verebiliyorlar. Ama geçenlerde çok ilginç bir şey yaşadım. Trendyol'da bir ürün aldığımda ya da alacağım sepete koyduğumda teknoloji ürünü almıştım ama bana 42 numara Treble çayını tavsiye etti. Onu mesela Twitter'da paylaşmıştım. Çok ilginç geldi. Acaba şey algoritmada mı sıkıntı var dedim. Çok anlamlı gelmedi bana. Belki de ekstradan çay reklamı verdiler. Bilemiyorum ama ilginç bir tavsiye algoritması çalışıyormuş arkada. Örnek uygulamalara bakacak olursak müşteri segmentasyonu. Burada sınıflara ayırma kısmı önemli. Aslında burada veriyi nasıl anlamlı hale getirdiklerini de görüyoruz. Şirketlerin biliyorsunuz birçok müşterisi var ama müşterileri neye göre sınıflandırıyorlar? İşte en çok alışveriş yapan, daha çok teknoloji ürünlerini alan, işte kıyafet alan, işte saat alan vesaire ya da şu yaş aralığındaki, çünkü üyelik formlarında bazı bilgiler veriyoruz gibi gibi sınıflara ayırarak aslında müşterileri segmente edip dolayısıyla ona göre satış stratejilerinde bunu satış stratejilerini belirleyebiliyorlar. Dolayısıyla da gelirlerini optimize edip buna göre süreçlerini yönetiyorlar. Hastalık teşhisi yapay zekanın en sık kullanıldığı belki de alanlardan biri tıp. Bu konuda yine Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi Türk Beyin Projesi başlattı. Burada yine işte örneğin kanser hastalığı teşhisleri gibi makine öğrenmesi modelleri algoritmalarıyla %94 başarıya ulaşabiliyormuş. Bu da şu demekmiş. Aslında bir doktorun 30 yıllık deneyimini yapay zeka yapabiliyor denebilir. Burada şöyle sorular geliyor. İleride doktorlar olmayacak mı acaba? Bizi robotlar mı? Hayır. Tabii ki olacak. Aslında buradaki bütün amaç insanların işini daha optimize hale getirmek ve kolaylaştırmak, çabuklaştırmak diyebiliriz. Yine şirketlerin gelir tahminleri aynı şekilde. Bir modeller ellerinde oluşturdukları modeller aracılığıyla aslında gelir tahmini modelleriyle ileriye dönük daha optimize çalışmalar yapabiliyorlar. Tabii burada yine veri bilimi öne çıkıyor. Kredi başvuruları aynı şekilde işte kimler krediyi ödeyip ödeyemeyeceği gibi çalışmalar ellerindeki veri tabanındaki bilgilere dayanarak algoritmalar oluşturuyorlar. Bu modelleri eğitiyorlar ve sonrasında da tabii burada da işleri optimize ediyorlar. Akıllı portföy yönetimi yine aynı şekilde dikkat ederseniz tahminler yardımıyla buna da algoritmik yatırım deniyor ya da işte algoritmik trading de deniyor. Mesela burada Python web trading örneği. Bakın burada az sonra diğer slaytlarda da göreceğiz. Pandas, NumPy, Matplotlib gibi kütüphaneler import etmiş. Bu çalışmayı yapmadan önce bunlar nedir? Bunlar aslında veri analizi kütüphaneleridir. Bu tarz çalışmaları yapmadan önce bu tarz kütüphaneleri yükleyip ve bu kütüphaneler üzerinden veri analizi yapabiliyorsunuz. Yani bu büyük verileri bu tarz kütüphaneler yardımıyla yapabiliyorlar. Matplotlib
Gottlieb de aynı şekilde veri görselleştirme. NumPy daha çok numerik Python dediğimiz matematiksel işlemler için. Pandas da ve Matplotlib veri görselleştirme dediğimiz işte grafikler vesaire anlamında kütüphaneler. Tabi burada pekiştirmeli öğrenme dediğimiz bir öğrenme var. Bunlar makine öğrenmesi dediğimiz ya da diğer bir deyişle yapay öğrenme. Boğaziçi Üniversitesi'nden biri Twitter'da bir ara ben yapay zeka işte makine öğrenmesi dediğinde sürekli altına hayır yapay öğrenme, biz ona yapay öğrenme diyoruz vesaire. Böyle bir şey de var. Artık makine öğrenmesi değil de biz buna yapay öğrenme diyoruz gibi farklı yaklaşımlar da var. Makine öğrenmesi modelleri vardır. İşte bunlardan biri pekiştirmeli öğrenme. Örneğin ne var mesela? Gözetimli öğrenme, işte gözetimsiz öğrenme gibi gibi farklı farklı öğrenme modelleri, algoritmaları var. Mesela doğal afet modelleme çalışmaları aynı şekilde. Bunda yapay zekadan faydalanıyorlar. Tabii ellerindeki veriyle mesela sosyal kalkışma ya da terör olayları analiz edebilme yeteneği gibi enteresan yetenekler de yine yapay zeka yardımıyla bunlar modellenebiliyor. E-spor analitiği bu yine aslında futbolda da çok kullanılıyor. Mesela takımların analizleri yapılıyor. İşte kim ne kadar koşmuş vesaire en ince ayrıntısına kadar bu alanda da ciddi veri bilimciler çalıştığını ben düşünüyorum. Büyük ihtimalle büyük kulüpler en azından bunu kullanıyorlar. Hatta danışmanlık da aldıklarını ben tahmin ediyorum. Evet, şöyle yapay zeka diyoruz ama aslında bizim bu çevremizde gördüğümüz birçok teknoloji sadece yapay zeka burada bir şey, bunun piyasadaki karşılığı. Asıl buradaki bütün olay yapay sinir ağları ve derin yapay sinir ağları, yani derin öğrenme dediğimiz modellerden kaynaklanıyor. Yani bunların hepsi aslında şöyle bir alt çerçeveye baktığımızda makine öğrenmesi modelleri. Aslında doğrudan bir yapay zeka diyemeyiz. Bunların büyük oranda makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarıdır. Yapay zeka bunun daha çok sunumlarda ya da bir firma o geliştirdiği teknolojiyi başka işte müşterilerine satarken onu yapay zeka olarak satıyor. Aslında oradaki teknoloji bir makine öğrenmesi ya da doğal dil işleme ya da bilgisayarlı görü gibi gibi dediğimiz alt başlıklarda yapılmış bir çalışmayı en tepe kavram olarak yapay zeka olarak bir isim koymuşlar. Genel bunların hepsini kapsayan başlıkta yapay zeka. Fakat dediğim gibi bu daha çok satışta, satış ve pazarlama kısmı yapay zeka diyebiliriz. Asıl buradaki süreç makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları diyebiliriz. Yine burada machine learning'in az önce de bahsettiğim işte supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, işte onların alt başlıkları, işte big data visualization, işte feature elicitation, identity fraud detection, image classification mesela. Image classification ile ilgili sanırım sunumda bir tane örnek var. Ona da bakabiliriz. Kıyafetlerin sınıflandırılması ile ilgili. Burada da kütüphane örneğinde de kitapların ya da bilgi kaynaklarının sınıflandırılması belki katalogculara tanıdık gelebilir. Yani yapay zeka çalışmalarında bu tarz teknik hizmetler kısmında işler yapılabilir. Mesela oyunlarda kullanılan reinforcement learning mesela daha çok oyun becerilerinde reinforcement learning kullanılıyormuş. Bunlar da yani bu jargonu, bu işin kavramsal olarak açıklaması bunlar. Yani bir kursta ya da bir çalışmada gördüğünüzde karşınıza unsupervised learning ya da supervised learning ya da reinforced learning gibi kavramlar çıkacaktır. Yani Türkçelerinden ziyade bu tarz İngilizce literatürdeki kavramları, karşılıkları bunlardır. Derin öğrenme örneğine otonom araçları verebiliriz mesela. Az önce de bahsetmiştim bu otonom araçlar evet yavaş yavaş daha çok karşımıza çıkıyor.
Fakat bunların bazı problemleri var. Avrupa'da da bazı yasalar bununla ilgili çıkmaya başladı. Hatta tartışılıyor. İşte kaza yaptığında ne tür sonuçları olacak vesaire gibi. Ya da evet ileride belki bir 10-20 sene sonra ya da en kötü 50 sene sonra evet sürücüsüz araçlar olacak ama yanında bir yardımcı pilot olacak mı gibi tartışmalar var ya da olmalı mı ya da olsun gibi bu tarz tartışmalar da aslında şu anda sürüyor. Bazı şehirlerde de bunun örnekleri var. Sunuma da yine bir tane güzel bir örnek koymuştum. Yine sürücüsüz araçlardaki arka planda neler işliyor ya da neleri kullanmışlar? İşte yayanın yaya olup olmadığı, aracın size yakınlığı, karar verme süreçleri burada devreye giriyor. Siz araç kullanırken, sollama yaparken nasıl karar veriyorsunuz? Belli bir mesafeye ya da hızınıza vesaire birçok faktör var değil mi? Birçok değişken var aslında. Bu değişkenleri hemen hesaplayabiliyoruz. Aslında otonom araçların da tıpkı insan gibi, gerçek bir şoför gibi bunları hesaplama yapması bekleniyor. Evet, bazen böyle kaza haberleri geliyor. İşte Tesla'nın otonom aracı kaza yaptı vesaire, yayayı görmedi vesaire gibi. Ha, bakarlar algoritmasında bir güncelleme yapabilir ya da bir geliştirme yapabilirler. Sunumun başında da bahsetmiştim. İşte karar verme süreçleri bu sefer tartışıyor. Yaşlıya mı çarpmalı, gence mi? Kaza yaptığında suçlu kim? İşte cezalar kime verilecek gibi gibi sorunlar da burada karşımıza çıkıyor. Burada enteresan bir video var. Bu İngiltere'de yapılan bir çalışma. Aslında otonom araç değil ama kameralardan dikkat ederseniz yola atılan çöpleri, hatta çöpün ne olduğuna kadar burada görüyorsunuz. Burada neyi amaçlamışlar? Yapay zekayı kullanarak aslında yolların, belki de caddelerin, özellikle otoyolların temiz tutulmasını sağlayacaklar. Nasıl yapacaklar bunu? Nasıl kameralarla plakamıza ceza geliyorsa aslında bu çöpü kim attı gibi cezalar da verilebilir. Belki çöpün büyüklüğüne, türüne, cinsine göre de belki daha da farklı spesifik hale getirilebilir. Şu anda İngiltere'de yapılan bir çalışma. Evet, şeyi optimize etmek için otoyolların ya da çevrenin daha temiz hale getirilmesi için gerçekten mantıklı. Bu tarz çalışmalardan, benim de dikkatimi çeken çalışmalardan biriydi. Yine nesne tanıma ve takip uygulamaları. Örneğin karşıdaki araba mı ya da yaya mı ya da farklı bir araç mı? Evet, bu bir bisiklet. Bunu nasıl üretiyorlar? Ellerinde, örnek veriyorum, 70 bin tane veri seti var. Bu veri setini öncesinde veri analiziyle sınıflandırması gerekiyor. İşte label'ları oluşturacaksın ve label'ların karşısına da class'larını oluşturacaksın. Bunun örneğini de bakacağız az sonra. Çok basit, güzel bir örnek var. Diyeceksiniz ki işte bunlar araba, bunlar bisiklet. Nasıl öğreniyor? Elinde farklı açılardan belki 10 bin tane bisiklet fotoğrafı var. Algoritmaya diyor ki kardeşim bak bunu gördüğünde bu bisiklettir. Ya da insan fotoğrafı ya da resimleri var. Aynı şekilde bunları algoritmaya öğretiyorlar. Tabii buradaki örnek veriyorum 100 bin öğeden oluşan veri setinin hepsini de eğitmiyorlar. Bir test veri seti var. Daha sonra da eğitim veri seti var gibi. Onu aslında bölerek eğitimler yapılıyor. Mesela yapay zekanın oyun bahçeleri demişiz. Burada AI Experiments'ı ben tavsiye ederim. Çok güzel. Ben oyun bahçeleri diyorum. Çünkü burada aslında insanların yapay zekayı deneyimlemeleri sağlanıyor. Çok keyifli. Mesela şurada Teachable Machine'i göstereceğim. AI Experiments diye yazarsanız sunumdan sonra siz de bunu deneyimleyebilirsiniz. Burada birçok yapay zeka
deneysel anlamda test edilebiliyor. Mapping Dance varmış mesela, move hareketlerinize göre şeyler yaptırabiliyorsunuz. Ses çalışması aynı şekilde yaptırabiliyorsunuz gibi gibi birçok örnek var. Bu aslında şuna yardımcı oluyor. Yapay zekanın çalışma mantığını anlıyorsunuz burada mesela. Çok basit anlamda burada mesela Teachable Machine'de sınıfların ne olduğunu ya da model oluşturduğunuzda modeli nasıl eğitiyorsunuz? Mesela ben Teachable Machine'de şurada gördüğünüz gibi bir düşünce fotoğrafı koymuşum. Kaç tane? 31 tane imaj. İşte gülerken fotoğrafımı çektiğim 34 tane fotoğraf çekmişim webcam kullanarak. İşte üzülüyor 69 tane üzüntü gibi, seviniyor gibi farklı farklı duygu durumuna göre aslında sınıflar oluşturdum. Sonra bu oluşturduğum sınıfları bir model, otomatik bir model haline getiriyorum ve bu modeli eğitiyorum. Eğittikten sonra da preview diyorum, bunu şimdi test ediyorum. Bakıyorum güldüğümde altta gülüyor ya da kaç oranda gülüyor gibi dediğimde aslında mesela burada şuradaki benim outputları görüyorsunuz. Yani input olarak benim webcam'den aldığı input'u output olarak işte %96 oranında kızıyor gibi sonucu var. Bu çok güzel bir örnekti. Benim de çok hoşuma gitti, çok keyif almıştım. Mesela burada şöyle şeyler deneyebilirsiniz. İşte düşünceyi daha az veri seti kullanırsınız. Diğerlerini daha çok gibi farklı farklı denemeler yaparak bunları kullanabilirsiniz. Bunlar böyle işte yapay zeka ile insanları buluşturmak için güzel örnekler. Ha bu arada benim bu çektiğim datalı yani yüz ifadelerimi büyük ihtimalle kullanacaklar. Kullanabilirler. Onları da nasıl kullandıklarını bir sonraki slaytlarda hep beraber göreceğiz. Evet, Hugging Face de aynı şekilde. Hugging Face'de tabii Google'daki Teachable Machine'den biraz daha ileri seviye Hugging Face. Ama burada neler var? Ücretsiz modeller var. Bu modeller üzerinde çalışabilirsiniz. Model dediğimizde önceden eğitilmiş modeller vardır ve eğitilmemiş, yani sizin eğitmeniz gereken modeller de vardır. Bazı insanlar önceden eğitilmiş, hazır eğitilmiş modeller üzerinde çalışmalar yapabiliyorlar. Datasetler var ücretsiz. Bütün bu datasetleri kullanabilirsiniz. Mesela Hugging Face'de çok enteresan Draw to Search diye bir tane bir şey geliştirmişler. Bir algoritma geliştirmişler. Sizin buraya çizdiğiniz işte nesne neyse, mesela ben aslında burada elma çizmeye çalıştım. İşte output'una baktığımızda bu diyor ki büyük oranda bu elma diyor. Hatta onunla ilgili de bu şeyi kullanmışlar. Sleep ve CNN gibi farklı kütüphane ve algoritmaları kullanmışlar. Aslında burada şunu yapmaya çalışıyor. Bunu ben bakmıştım. Sizin bu çizdiğiniz nesneye göre uygun IMDb database'indeki görselleri size getiriyor. Örneğin ben buraya çiçek çizseydim belki çiçek resmi olan ya da posterlerinde çiçek olan filmleri size getirecekti. Bir enteresan. Bu kütüphanelere uygulanabilir mi? Evet. Çok güzel, enteresan çalışmalar yapılabilir. Yani. Nasıl yapmışlar bunu? CNN dediğimiz sinir ağları. Sinir ağları derken biliyorsunuz bizim beynimizde sinir ağları var. Aslında bu beyni taklit ederek bunu yapıyorlar. PyTorch kullanmışlar burada. PyTorch bir derin öğrenme kütüphanesidir. TensorFlow da aynı şekilde. TensorFlow ve PyTorch özellikle derin bu sinir ağları, yapay sinir ağlarında çok çok kullanılan kütüphanelerdir. TensorFlow bu aralar çok meşhur, çok kullanılıyor ama PyTorch da aynı şekilde kullanılıyor. Layer'lar, label'lar, pooling'ler, bunlar tabii birçok yöntem. Burada linki açacağım ama acaba ekranda görünecek mi? Şu anda ekranda göründü mü mesela? Hayır, linkiniz görünmedi.
Tamam. Şöyle yapacağım. Evet, galiba olacak şimdi. Şu anda görünüyor mu? Evet, oldu. Mesela Hugging Face'de enteresan bir çalışma yapmışlar. Burada yazdığınız şeyin negatif mi, pozitif mi olduğunu karar veriyor. Mesela I hate you dediğimizde negatif. Mesela I like you dediğimde, buna compute dediğimde modeli çalıştırıyor şimdi. Hatta hiçbir şey demedim, sadece I like dedim. Büyük ihtimalle buradaki işte İngilizce'deki verb'lerde ya da işte metin çalışması da text classification yapmışlar zaten. Text classification'da işte kullandığınız modeller ya da yazdığınız yazılar. Mesela bu neyde kullanılabilir? Kütüphanenizin sosyal medyadaki şeylerindeki yorumlar, olumlu yorumlar mı, olumsuz yorumlar mı? Çok basit bir örnek mesela. Burada modeli I like you diyelim bakalım. Şimdi tekrardan. Ha mesela I like, yani %100 oranında bu mesela şöyle bir şey diyeyim. I don't like you dediğimde direkt. Yani zaten text classification yapıldığı için, ha bu Türkçe'ye uyarlanabilir mi? Yapılabilir. Burada zaten files versions'larda nasıl yaptıklarını burada readme'den görebilirsiniz. Burada lisanslar büyük oranda ücretsizdir. Yani kullanılabilir. Nelerin kullanıldığını da burada görebiliyorsunuz. Bu da böyle enteresan bir örnek oldu. Şimdi tekrardan sunuma dönüyorum. Evet, nerede kalmıştık? Teachable Machine'i anlattık. Nasıl yapmışlar? Bir örnekle aslında bunu incelemiş olduk. Yine popüler bazı örnekler. Person of Interest bir dizi. Güzel bir örnek. Mesela suçları takip eden ve çeşitli uyarılar verebiliyor. Ya da suç potansiyeli olan böyle bir çalışmadan bahsediliyor. Yani yapay zeka algoritmasından. Yani yüz mimiklerine göre onun suç işleyip işlememe potansiyeline karar veriyormuş. Çin'de mesela bu kullanılıyor. Daha önce bahsetmiştim, sınıflarda aynı şekilde kullanılıyor. Ama bunun hata ya da yanlış kişileri bulma gibi bir ihtimali var mı? Evet, var. Yani siz yanlışlıkla eşinizle kavga etmişsinizdir ya da sinirlisinizdir. Fakat o topluluğun içinde bir suçlu muamelesi görebilirsiniz. Bu da riskli tarafı işin aslında. Deepfake mesela çok meşhur bir reklam vardı, Ziraat Bankası reklamında. Birçok kişi, hatta ben de Kemal ne alaka falan derken, burada deepfake yani deep learning teknolojisi, yapay zeka algoritması kullanılmış. Kemal Sunal'ın yüzü aslında buradaki reklam videosunda deep learning'le, deepfake'le kullanılmış oldu. Fakat burada tehlikeli kısmı da sahte videolar yapılabilir. İşte toplumda çok bilinen kişiler ya da siyasetçiler ya da ünlülerin bazı sahte videoları yapılabilir. Deep nostalji bunun birçoğu şeyde uygulamasını indirip de kullananlar var. Ben de çok kullandım. Fotoğrafları gerçekten normal bir fotoğrafı, mesela genelde işte vefat etmiş yakınların fotoğraflarını o şekilde gerçekten orada yaşıyormuş gibi video haline getiriyorlar. Gözlerini hareket ettiriyor, sağa sola bakıyor vesaire. O biraz tabii ürkütücü, yani yani vefat etmiş birinin bu şekilde böyle video şeklinde karşınızda görmeniz, evet çok enteresan bir çalışmaydı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Bununla ilgili de Deep Nostalgia diye bakarsanız aslında bunu da deneyimleyebilirsiniz. Burada yine deepfake örneği. Mesela bu videoda Mark'ın aslında gerçekten kendisi değil. Fakat baştan sona konuşmasında ses tonu, mimikleri, hareketleri, kıyafeti, her şeyiyle karşınızda Facebook'un sahibi Mark'ı görüyorsunuz. Ama aslında bu bir deepfake
örneğiydi. Bu da haberlerden bir tane görsel olarak koymuştum. Mesela yapay zeka algoritmalarının geliştirdiği kişiler, bunlara GANs deniyor. Bu karşımızda gördüğünüz kişiler arkadaşlar, hiçbiri gerçek değil. Bunların hiçbiri doğmadı. Yani hiçbiri dünyada var olmadı aslında. Bu insanların hepsi tamamen yapay zeka ürünü. Bu çok ilginç. Gerçekten yani dehşet verici. Bu kadar, yani şurada bir yamukluk var belki. Bazılarında çok çok dikkat ederseniz, ama ya şunlara baktığınızda ya sıfırdan bir insan profili ve hepsi de gerçek gibi duruyor. Mesela şurada bir şeyler olmuş, yamukluklar var. Yani değil mi? Çok ilginç. Mesela bu, bu arada şu thispersondoesntexist.com'a girerseniz, burada Generative Adversarial Network teknolojisi, GANs dediğimiz, GAN'lar yardımıyla bu yapılmış. Buradaki web sayfasına tıklarsanız, her sayfayı yenilediğinizde başka biri karşınıza gelecek. Dolayısıyla bu teknolojinin nereye, ne hale geldiğini, yani şu fotoğrafta gerçekten düşünebiliyor musunuz? Bu böyle bir insan yok aslında, ama böyle bir şey tasarlanmış. Bu ilginç. Mesela generated.photos kısmında da siz bu şekilde kendi modelinizi aslında geliştirebiliyorsunuz. Erkek mi, cinsiyeti, işte sakallı mı olsun, ten rengi vesaire gibi veri setlerinden yola çıkarak aslında bir herhangi bir kod yazmadan kendi modellerinizi burada, görsellerinizi, karakterlerinizi burada oluşturabiliyorsunuz. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Belki pazarlama tanıtım faaliyetlerinde bir fotoğrafa ihtiyacınız var. Onun için belki generated fotosu gerçek insanları burada, gerçek insan fotoğraflarını burada oluşturabilirsiniz. Evet, demiştik bütün bu işi kimler yapıyor? Veri bilimci dediğimiz insanlar, yani bu yapay zekanın en temelindeki kişi aslında veri bilimci. Ve bu yapay zeka çalışmaları da esasında buradaki sürece de veri bilimi, yani veri biliminin konu alanıdır bunların hepsi. Makine öğrenmesi ya da diğer bir ismiyle de bunun ürünleştirmesi için teorik altyapıyı sağlayan algoritmalara da makine öğrenmesi algoritmaları deniyor. Yapay zekada bu uygulamaların aslında ürün olarak karşımıza çıkmış haline deniyor. Çok ilginç bir kitapta okudum onu. Yani sunumun sonunda paylaşacağım kitaplardan bir tanesinde var o. Çok ilginç bir haber var. 2019 Financial Times'ta yayınlanmış bir çalışma aslında. Bilimsel bir çalışmaya göre 2019'da yapılmış bu çalışma. Teknoloji şirketlerinin sattıkları ürünlerin aslında %40'ının yapay zeka içermediği anlaşılmış. Yani yapay zeka olmadığı halde insanlara ya da işte müşterilerine ya da başka firmalara bunu yapay zekaymış gibi satabilmişler. Onun için burada yani yapay zekanın ne olduğunu, nelerin yapay zeka olduğunu bilmek önemli. Dolayısıyla böyle bir çalışma var. Bu da çok ilginç, çok dikkatimi çekti. %40 çünkü çok yüksek bir oran. Aslında hiçbir şekilde yapay zeka ürünü olmadığı halde. Günümüzde de var aslında. Mesela geçen seneydi sanırım. Bir tane hastanede işte yapay zeka hastalara yardımcı oluyor falan. Acaba ne dedim? Bir tane robot varmış işte. Yapay zekalı robot. Hasta bakıcı yapay zeka. Bir tane kumandayla robotu hastaya yemek götürüyor. Yani bu bir yapay zeka değil. Sen uzaktan kumandalı bir tane aletin üstüne bir yemek koymuşsun. Ve onu da tamam, koronadan dolayı böyle bir çalışma yapacağım, ama yapay zeka, yani haberin içeriğine göre ben böyle bir şey görmedim. Belki de vardır yani, ama uzaktan kumandayla hareket ediyor. Yani kendi kendine hareket edip odaya girdiğinde evet bu yani ona bir model eğitilmemiş. Evet, bu bir hasta ve hastaya yemeğini götürüyorum. Ya da bu bir doktor vesaire.
Bu tarz eğitilmiş bir model ben görmedim. Sadece uzaktan kumandayla bir araçla işte ilacını ya da yemeğini veriyor. Mesela bu bir yapay zeka değil. Bunun gibi yapay zeka olmadığı halde sırf popüler diye bu kavram, özellikle son yıllarda çok popüler diye, ne yazık ki böyle şeyler de karşımıza çıkıyor. Peki yapay zekayı öğrenmek için ya da yapay zeka teknolojilerine daha yakından girmek için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki programlama bilmek gerekiyor. Algoritmik düşünmeyi bilmeniz gerekiyor. Matematik, istatistik aynı şekilde, veri analizi, işte veri görselleştirme, veri bilimini iyi bilmeniz gerekiyor. Veri bilimi ile ilgili birçok ders var. Büyük veriyi aynı şekilde bilmeniz gerekiyor. Büyük veri ile ilgili de aynı şekilde. Aslında bütün bu çalışmalar bir büyük veridir de aynı zamanda. İşte derin öğrenme nedir, makine öğrenmesi nedir, nesnelerin interneti. Yani bu kavramları hakim olmamız gerekiyor. Ya da bu kavramlar artık daha sık karşımıza çıkacak. Belki de yapay zeka şu ana kadar iki kış yaşamış diyebiliyoruz. Belki de insanlar bunu daha çok tehdit olarak görecek. Ya da iktisadi açıdan bakıldığında belki de önemini yitirecek. Daha farklı bir boyuta geçecek. Bilemiyoruz. Onu belki de yani yapılan çalışmalar zaman gösterecek aslında. Bunların hepsini mi öğreneceğiz? Hayır. Örneğin programlama, matematik ve istatistik bu işin en temel noktalarından. Daha sonra da artık sizin yaratıcılığınız ve problem çözme beceriniz burada devreye giriyor. Ama belli bir seviyede matematik, istatistik, programlama zaten biliniyor. Bir de burada sadece Python değil, R'la da, R zaten aynı şekilde, R dediğimiz yani R, R'da enteresan bir veri bilimi, veri analizi kütüphanesidir. Yani bir Python gibi. Evet, yine veri analitiği ve analitik düşünme. Bu arada veri görselleştirme ile ilgili Koç Üniversitesi Kütüphanesi sanırım bir ilan açmıştı. Mesela bu yavaş yavaş hani kütüphanelerde kullanılmaya başladı mı ya da nasıl olacak? Evet, mesela burada büyük oranda işte NumPy, Pandas, Matplot gibi veri görselleştirme kütüphanelerini iyi kullanan kişileri almışlardır diye tahmin ediyorum. Özellikle bibliometri de bu çok kullanılabilir ya da kütüphanenin arka planda farklı işlerinde kullanılabilir. Yine dediğim gibi işte Python programlama ve R veri bilimi ve yapay zekada kullanılan JavaScript, Java'da kullanılıyor bu arada, TensorFlow'da, sadece Python değil. Mesela NumPy kütüphanesi, Numerical Python aslında bilimsel hesaplamalar ve matematiksel çalışmalarda NumPy, NumPy dizileri üzerinden, diziler üzerinde çalışır. Bir aslında matematik kütüphanesidir Python'ın. Bunu birçok veri analizi programında kullanılır. Önce işte import NumPy denir, NumPy'yi yüklersiniz, daha sonra NumPy'la neler yapmak istiyorsunuz? O veriyi nasıl analiz edeceksiniz? Mesela bazı kurslarda vardır. Hazır veri setleri üzerinden çalışmalar yapılır. İşte YouTube'un izlenme oranları, işte IMDb veri seti kullanılır vesaire vesaire. Bu veri setleri eğitim setleridir de aynı zamanda. Bu tarz NumPy çalışmalarında ya da işte Pandas da aynı şekilde veri analizi yaparken kullanılan bir diğer veri yapılarını analiz ederken seriler ve data frame'ler üzerinde çalışırken Pandas kullanılır. Seaborn ve Matplotlib, bunlar veri görselleştirme kütüphaneleridir. Bunlarla da aynı şekilde veri görselleştirmeler yapabiliyorsunuz. TensorFlow çok şu aralar çok kullanılan bir derin öğrenme kütüphanesi aslında. Makine öğrenmesi uygulamaları için kapsamlı, esnek kütüphaneleri, algoritmaları içinde barındırıyor. Bir diğeri de PyTorch'tu mesela. Keras var mesela. Keras da şu anda TensorFlow'un içine dahil edildi. Keras da bir makine öğrenmesi kütüphanesi. O da şu anda TensorFlow altında çalışıyor. Bir classification örneği, GIS sınıflandırma örneğine şöyle bir bakalım isterseniz.
Ben yine şuradan New Share diyeceğim. O sayfayı açacağım. Mesela bir giysi sınıflandırma örneği nasıl yapılıyormuş? TensorFlow'un aslında eğitim sayfasında var bu. Bunu çalıştırırken bir farklı IDE'ler kullanabilirsiniz. Integrated Development Environment. Mesela Jupyter Notebook ya da PyTorch. Pardon, PyCharm, işte Spider gibi farklı IDE'ler var. Genelde veri analizlerinde Jupyter Notebook kullanılır. Ama Google Colab'de çok güzel iş görüyor. Google Colab'de kullanılabilir. Mesela burada gördüğünüz gibi TensorFlow kütüphanesini yüklemiş, NumPy'ı import etmiş, Matplotlib'i aynı şekilde. Bakın burada 10 farklı kategoride 70 bin lik bir veri seti kullanılmış. Bunun içinde veri setinin adı neymiş? Fashion MNIST gibi bir şey, bir veri seti üzerinde çalışılmış. Aslında şu anda bir makine öğrenmesi algoritmasının şöyle içine bakıyoruz. Buradan bunlar tek tek, şunu ben mesela şurada açayım. Colab üzerinde açıyorum. Ekran geliyor değil mi şu anda Fatih Bey? Evet, ekran geliyor. Tamam. Şu anda yeni açtığım sayfa da evet, geliyor sanırım. Evet. Bunu açarken şöyle şuraya da inceleyelim. Mesela gördüğünüz gibi veri setleri nasıl kullanılıyor'nun aslında bir örneğini burada hep beraber. Mesela bahsettiğim şey işte etiketler, sınıflar, biz bunu Google'ın Teachable Machine'de yapmıştık değil mi? Bu aslında profesyonel versiyonu. Bakın gördüğünüz gibi klaslar. Mesela şu Python'da bir listedir. Mesela Python'da veri türleri anlatılır işte. Listeler, tuple'lar, sözlükler vesaire. Şimdi bunları öğrenirken diyorum ki ya iyi de bu ne de kullanılabilir ki? Diyorum. Evet, aslında buralarda kullanılıyormuş bu listeler oluşturulurken. Bizim sayfamız açıldı mı? Not defteri atıldı. Çünkü Chrome'da açmam gerekiyordu. Neyse, açılmıyorsa da çok sorun değil. Ya Chrome açacağım da şimdi otomatik Edge açtı. Diğer tarafı geçmek istemiyorum. Gibi. Mesela burada label'ların len'ini, boyunu sorgulamak istemiş. Len fonksiyonudur bu Python'da. Burada da cevabını almış. Şimdi de train labels diyor. Yani label'ları eğit bakalım diyor. Gibi. Burada her adımını aslında burada görüyorsunuz. Mesela matplotlib, PLT. Burada matplotlib kullanılmış demektir. Burada da verilerin görselleştirirken neler yapılıyormuş. Aslında onları görüyorsunuz. Burada yine 255'e 255 şeklinde boyutlandırmış. Bunu yine sizler değiştirebiliyorsunuz. Burada bir for döngüsüyle bir kod yazılmış mesela. Matplotlib içinde. Gibi aslında bunun örneği verilebilir. Yani bir giysi sınıflandırma uygulaması örnek olarak bu şekilde yapılıyormuş. Şimdi tekrardan sunuma geliyorum. Ya sunumda böyle bol bol örnekleri de görün istiyorum ki evet böyle oluyor. Yu anlayabilmek için. Tekrardan sunuma geliyorum. Zaten sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Evet Ayhan Bey, bir saati doldurduk. Evet. Evet, ben de zaten şöyle bir son 5 dakika. Evet. Şimdi Google Colab, açılmayan Colab ekranında neler var? Aslında kütüphanelerin, yardımcı kütüphanelerin nasıl yüklendi? Mesela TensorFlow'u kullanıyoruz ama ben TensorFlow'u kullanırken aslında NumPy ve Matplotlib'i de kullanacağım. Çünkü ben verileri görselleştireceğim, burada işlemler yapacağım. Bakın şurada Colab bize aslında sanal bir bilgisayar veriyor. Siz bunu seçmezseniz kendi bilgisayarınız üzerinden
çalışırsınız. Kendi RAM'inizi, kendi ekran kartınızı kullanacaksınız. Kendi işlemcinizi kullanacaksınız. Aslında burada şuna bağlan derseniz Google size bir sanal bilgisayar atıyor. Siz sanal bilgisayar üzerinden bu işlemleri yapıyorsunuz. Neden burada çalışın? Şimdi verinin çok büyük veriler üzerinde kazara çalışırsanız bu sefer bilgisayarı yakabilirsiniz. Yani bu tehlikeli olabilir. Onun için bu tarz şeylerde genelde bu kullanılır. Yani sanal bilgisayar üzerinde çalışılması tavsiye edilir. Mesela IPOC denilen bir şey vardır. Eğitim sayısı, IPOC sayısı önemlidir. Burada mesela 10 IPOC şeklinde eğitmiş. Eğitim her mesela birinci IPOC, ikinci IPOC gibi. IPOC sayısı arttıkça bakın burada 0.8 demek aslında %82, %86, 87, 88 ve %90'a kadar, evet bu diyor ki %91 oranında başarı oranına ulaşmış. Ha bu arada her modeli çok eğitmek demek, başarılı bir modeli elde etmek demek değildir. Bazen fazla eğitmek de onu yapay zeka algoritmasını ezberletmeye neden olabilir. Bu da kötü bir şey. Yani tıpkı insanlardaki ezber gibi düşünün. Yani ayrıntıyı kaçırıp evet ezberden bir şeyleri söylemek gibi. Bu şekilde çok basit, şu anda çok basite indirgedim ama bu şekilde düşünebilirsiniz. IPOC'lar burada önemli. Yani IPOC kavramı da yine bu tarz çalışmalarda önemli. Keras'tan yine bahsetmiştim. Keras da aynı şekilde şu anda TensorFlow altında çalışabiliyor. Python'da yazılmış bir üst düzey sinir ağları API'si. Şu anda da zaten TensorFlow altında çalışıyor. Daha önce TensorFlow'dan ayrı bir kütüphane olarak TensorFlow gibi çalışıyordu ama şu anda TensorFlow altında da çalışıyor. PyTorch'tan da bahsetmiştik. O da aynı tıpkı TensorFlow gibi bilimsel bilgi işlem paketi, bir makine öğrenmesi paketi diyebiliriz. Mesela web scraping çok ilginçtir. Beautiful Soup ve Selenium'la işte özellikle sosyal medyada ya da web sayfalarında web scraping veri kazıma demektir. Bunun mesela ne de kullanılabilir? Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela referans kütüphaneciliği yaparken işte kitap listeleri hazırlıyoruz vesaire. Yani düşünsenize sayfaları tek tek ama oysa ben web scraping yaparsam veri kazımayla örneğin kitap yurdundaki bütün o konuda kitap listelerini otomatik çekebilirim. Bu çok pratik olur mesela. Kodlarla oynamayı seviyorsanız mesela bir makine öğrenmesi kursu var. GitHub bu arada repoların olduğu, bu tarz repoların bulunduğu GitHub'ı inceleyebilirsiniz. GitHub'ın güzel kursları vardır. Tabii bu nasıl? İngilizce. Her şeyden önce İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Türkçe makine öğrenmesi kursları var mı? Var ama bu kurslar biraz daha üst düzey, daha güzel. Gerçekten iyi kurslar. Ve temelden, en temel seviyeden machine learning'i sıfırdan ileriye anlatmışlar. Evet, yapay zeka, teknoloji, robotik, otomasyon dedik. Benim kitaplığımda olan kitapları ben mesela burada paylaştım. Tabii burada doğrudan işte Python öğreninden ziyade aslında şu arkadaki felsefeyi çok iyi anlamak lazım. Mesela Martin Heidegger'i duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Teknoloji ve insanlığın geleceği güzel bir kitap, çok enteresan bir kitap. Mesela transhumanizm, insanlardan sonraki yani robot dünyası ya da robotlarla nasıl bir hayatımız olacak? Transhumanizm nedir? İnsansız bir dünya mı acaba şu anda tasarlanıyor gibi. Çok enteresan, güzel bir kitap. Mesela yapay öğrenme, makine öğrenmesine yapay öğrenme. Mesela Ethan Bey. Bu da çok güzel bir kitap. Bunu da yine aynı şekilde bundan istifade edebilirsiniz. Ben daha önce geçen sene Google Classroom'da açtığım sınıfta çekilişle gönderdiğim kitaplardan kitaplardan diyorum. Başka kitap yollamadım. Sadece bunu yolladım. 50 soruda yapay zeka. Çok basit anlamda. James Tai, bu yine Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hocamız. 50 soruda yapay zekayı kısaca böyle özetlemeye çalışmış. Çok güzel bir kitap. Çok pratik. Bu da mesela insan teknoloji arasındaki böyle dijital ruh. Çok güzel bir kitap. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Aslında başucu kitabı Yapay Zeka, Nielsen'ın
Geçmişi Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından. Bu çok güzel bir kitap. Yani bu zaten olmazsa olmazıdır bu işin. Biraz kalınca bir kitap. Bu arada şu yapay zeka, işte derin öğrenme, Goodfellow'un ve işte Python'la derin öğrenme. Burada Keras anlatıyorlar. Şunlar Buzdağı yayınlarından. Şu üçü 1000 lirayı geçer. 1500 lira civarında. Biraz pahalı kitaplar. Bulabiliyorsanız kütüphanelerden ödünç alın. Ben bunları satın aldım. Çünkü bunlar benim başucu kitabım olacak. Yani bunlar benim olacak. Bunların hepsini gerçi ben satın aldım ama yani eğer bütçeniz varsa bence alın. Çünkü içinde çok güzel ayrıntılı anlatmış. Yine son olarak makine olmak, işte otomasyon, teknoloji, ütopyacılık, işte fütüristler vesaire, yaşam 3.0 aynı şekilde yapay zeka çağında insan olmak. Aslında benim de bu seminer adını esinlendiğim kitap buydu. Evet, yani son olarak bu şekilde Python koduyla da size teşekkür etmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım, yani çok uzatmamaya çalıştım. Normalde ben biraz fazla uzatırım. Çok biraz hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Çok da hızlı anlatmamışımdır umarım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Gerçekten güzel bir anlatımdı. Yani yapay zeka ile ilgili hayatımızın içerisinden örneklerle verdiniz. İnşallah arkadaşlarımız da bu konuda kendilerine gösterdiğiniz kitaplardan ve yollardan örnek alarak yapay zeka konusunda araştırma yaparlar. Zaten ister istemez o konunun içerisinde olacağız hep beraber. Ya çünkü hayatımızın her yeri. Kesinlikle kaçınılmaz. Özellikle ben işte, BBA öğrencilerine yani bu konuya eğilmelerini ben özellikle ısrar ediyorum. Mesela Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ders verirken oradaki öğrencilere ekstra işte yapay zeka ya da programlama kursları vermiştim. Evet. Sertifikayı getirenler ödevi yapmış kabul edilecek gibi. Onları biraz zorlayarak aslında biraz bu işin içine sokmaya çalıştım. Evet. Ya ister istemez biz de mesleki olarak da zaten bu yapay zekanın içerisine girmek zorundayız. Çünkü gerçekten hem kullandığımız veri tabanları ve kullandığımız işte bilgi kaynaklarının bizi yönlendirmesi hem hayatımızın içerisindeki her alanda yapay zekanın kullanılması bizi bu konuya götürüyor. Dolayısıyla umarız dinleyenler ve izleyenler için faydalı bir oturum olmuştur. Arkadaşlardan bir soru yok ama size teşekkürlerini iletiyorlar YouTube sohbet alanından. Vakit de biraz geçti. O yüzden çok da yormayalım sizi. Siz şu anda iş yerindesiniz biliyorum çünkü. Biz çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için, bizimle bu bilgilerinizi paylaştığınız için. İnşallah daha farklı alanlarda ve daha farklı konularda birlikte yeni webinarlar yapmak üzere. Ben burada webinarı ve oturumu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son cümlenizi alalım ve kapatalım. Buyurun. Yani ben tekrardan teşekkür ederim. Benim için büyük bir keyif ve böyle şeyler anlatabilmek ya da insanlara anlatmak. Ben anlatmayı severim, konuşmayı severim. Ya yani işi daha da uzatırdım aslında. Böyle uygulamaların içine girerdik, bir şeyler yapardık ama çok da insanların vaktini almak istemiyorum. Daha bu biraz genel çerçeveyi görmeleri için, yani o büyük resme şöyle bir bakmak için. Çok için derinlemesine girmedik tabii ki. Sadece şöyle bir çerçeveyi görmek için neler yapılıyor ya da neler yapılabilir görmek için şöyle bir giriş gibi bir şey oldu aslında bu. Evet. Tabii ki bu her biri ayrı bir mesela makine öğrenmesi ayrı bir şey. Derin öğrenme ayrı bir şey. İşte veri analizi ayrı bir şey. İşte veri okur yazarlığı ayrı bir. Bunların her biri aslında ayrı bir. Ben de onları kastederek aslında söyledim. Daha farklı konularda ve daha detaylı konularda birlikte olmak için. Gerçekten biz de çok seviniriz. İnşallah meslektaşlarımız için de faydalı oturumlarda görüşmek üzere. Bu oturumu burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.